Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de Tonguç Erbaş bizlerle. Tonguç Bey günaydın, iyi haftalar, hoş geldiniz. Günaydınlar, iyi haftalar. Uyanamamış gibisiniz. Yok, hava bak çok her kötü, hafta değil mi? Her hafta aynı şeyi söylüyorsun. Aynı şeyi ama doğru, hava biraz İstanbul'da şey. Hava kötü, piyasalar kötü. Ya hakikaten her şey üstümüze basmaya başladı. Ama şimdi şöyle, piyasalar iyi olduğu zaman kendinizi ona göre değerlendireceksiniz. Kötü olduğunda da hemen o riskleri nasıl kendinizin pozisyonlarını değiştirebilirsiniz, nasıl uyum sağlamanız gerekiyor. Biraz piyasalarda bu önemli. Yani piyasalar her zaman iyi, her zaman kötü olmayacak. Hı hı. Kötü havalar bazen de iyi fırsatları beraberinde getirebilir. Kesinlikle. Ama biz kış aylarında şeye çok alışığızdır. Yani bazen böyle çok olumsuz bir, nasıl diyelim, psikolojinin de piyasalar üzerine oturduğu ki çok uzun bir zamandır aslında, neredeyse son 4-5 aydır da çok olumlu bir dünya piyasaları vardı. Dolayısıyla bunu bir şey gibi düşünmek lazım. Yani bir ara vermiş, bir ne diyelim böyle işte... Kar realizasyonu nedeni kar, ya da evet, düzeltme evet, sebebi. Evet, bu şekilde bahsedebiliriz. Çok şimdi, konu var ama yani. Çok konu var. Şimdi biz ABD için, şimdi Sabah Kutay'da onu konuştuk. Özellikle ABD Çin tarafını konuşurken beklemediğimiz bir yerden doğru gol yedik dedim. Neden? Çünkü işin içine Kore'de mi giriyor? İşte Kore'den birazcık açıklamalar geldi. ABD ile Çin işte ikinci fazı yapar mı yapmaz mı derken hiç beklemediğimiz bir anda ABD-İran gerilimiyle bulduk aslında kendimizi ortada. Ortada bulduk diyorum çünkü Cuma günü aslında fiyatlamalara bakacak olursanız en negatif ayrışan borsa biz olduk. Bu birazcık jeopolitik konumumuzdan mı kaynaklanıyor? Bir de yabancı yerli yatırımcı farkından mı? Ne dersin? Şöyle bir durum var. Tabii borsa İstanbul'da uzun süredir bir şey vardı. Ne derler? Hani sert yükselişler vardı. Özellikle BIST 100'ün dışında kalan hisselerde. Bunu evet, birkaç haftadır konuşuyoruz. Şimdi 115 binin de üzerinde, yani 116 bin seviyelerine doğru yaklaşan bir endeks düşünürsek, bir tabii ki İran-Irak meselesine bizim en yakın belki de hani sermaye piyasaları olarak bir borsa konumunda olduğumuz bir ülkeyiz. Bu birincisi. İkincisi de nasıl bir gelişim olmadığını göremeyeceğimiz bir Cuma günü bu harekatın ya da işte ne diyelim suikastın gerçekleştirilmesi önemli olduğunu düşünüyorum. Bir üçüncüsü de tabii ki uzun süredir düzeltme yaşanmayan bir borsa İstanbul'la birlikte satışların biraz daha kademeli olarak hızlanması. Yani aslında hisse senetleri fiyatlarını son belki de 2-3 aydır yukarı doğru çeken kişi, kurum kimlerse aynı tedirginlikle de Cuma günü satışların geldiğini görüyoruz. Burada önemli olan şey şu herhalde, aslında yani biz uzun süredir mesela bu Noel tatili ve yılbaşı tatilinde özellikle yurt dışında bazı böyle düzeltmeler oldu ya da yatay hareketler oldu. Hı. Ama biz ona rağmen hep yukarı ısrarcı gittik, bir şekilde mi? Evet, bu biraz daha böyle bizim piyasa ismi, yani tabiriyle diyelim hani iteleme, zorlama, yani fiyatların olması gerektiğinden belli bir aralıkta aşırı alım bölgesine geçme durumunda eğer hızlı bir risk algısında değişim olursa sert satışlar gelebiliyor. Tahmin ediyorum bugün de biraz daha bu satışların devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Her ne kadar 113.500'ün üstünde Cuma günü bir kapanış gerçekleşmiş olsa da. Olsa da. Ben şimdi bir Borsa İstanbul grafiği rica edeceğim arkadaşlarımdan ekrana. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Cuma birazcık biz hani hem yükselmiş olmamızın etkisi aslında Tonguç Bey, hem de sizin de söylediğiniz gibi birazcık daha yerli yatırımcı bizde bildiğiniz gibi hani uzun zamandır piyasanın içerisindesinizdir. Bu tarz haber kaynaklı, daha doğrusu habere karşı hassasız biraz. Doğru. O yüzden bizde hemen bir panik satışı dediğimiz satışlar başlıyor. Eyvallah, en kötüsü olacak, şelale düşüşleri başlıyor falan. Çünkü her haberde ben hemen Twitter'da şeyi görüyorum, 75 bine düşüyoruz. Yani bu olumsuz senaryo, olumsuz senaryo. Bu da bizde birazcık daha diğer borsalara göre negatif ayrışmamıza sebebiyet veriyor. Ama size dediğiniz gibi... Şimdi grafiği ekrana rica edeceğim. Önemli bir seviyede kapanış yaptık. Çünkü 113 binin üzerine kapanış yapmak bizim için önemliydi. Ama bugün hani daha negatif tarafta bir açılış bekliyoruz, evet, değil mi? Peki nereden sonra aşağıda artık endeks
yani bozuldu artık, geri dönüş trendine girer diyebiliriz. Yani stop noktamız artık hani en dip neresi olabilir? Ya yine şöyle konuşalım tabii. Mesela endeksle ilgili herkes kendi hisse senedinin stop noktası diyebileceğimiz ya da aşağı trendin başladığı noktayı bence kestirmesi biraz daha doğru olur. Çünkü hisseler kendi içinde de yukarı doğru hareketlerini gerçekleştirdiler. Yani endekse bağımsız olarak da. Ama endeks bazlı konuşursak benim açımdan şöyle yükselişin enerjisine bakıyorum. Yani sanki birincisi 110 bin gibi. Yani birinci böyle ilk sinyal, ya bunun altında artık kalmamam gerekiyor gibi bir yer. Ama 107 bin, 107.500'ün yani altı geçilirse, o sizin söylediğiniz hani biraz daha böyle 5 ile 10 bin puanlık, hani bütün senaryonun, borsa senaryolarının değiştiği bir ortama giriyoruz algısı olabilir. Dolayısıyla ben o seviyelere kadar herhangi bir geri çekilmenin hala mesela 2020 yukarı hareketi için bir düzeltme, hatta sağlıklı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü şöyle yatırımcılarımız da oldu bizim son dönemde. İşte devamlı mesela bir düzeltme olabilir diye bir beklenti konuştuk. Çünkü biraz da riskli bir bölgeye doğru hızlı geçiş yaptığımızı düşündük. Ama onlar ısrarlı bir şekilde ya işte düzeltme gelmiyor diyerek hatta son işte cuma günkü düşüşte bile bazı hisse senetlerinin hemen bir realize olması bir alım fırsatı gibi düşünüldü. Şimdi biz borsada bunu çok yaşadık. Birkaç gün kafa karışıklığı olacak. Kesinlikle. Bakın bugün dünya piyasalarında özellikle altın fiyatlaması ve petrol fiyatlamasında şimdi ona da girmek istiyorum. Yani belli evet. Kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığı derken şöyle, yani sizin bir biliyorsunuz iki yönlü pozisyon alabiliyorsunuz. Yani endekste de işte altında da petrolde de neyse. Sonuç Bey, aslında izleyenler de bana kızdı çünkü piyasalar kötü, piyasalar kötü diyorum da Perihan Hanım yani burada diyor endekse şu haklısınız. Endeksi şortlayan var, açığa satış yapan var. Tabii vadeli de hisseleri şortlayan var. Sizin için piyasa güzel. Ama kötüden kastım yani bu para kazanıyorsunuz, kaybediyorsunuz anlamında değil. Hani genel algı olarak hani bunun dünyanın neresine giderseniz gidin hani bir düşüş trendi, bir düzeltme trendi ise biz buna piyasa kötü deriz değil mi? Hani bir karışıklık varsa, ama siz bu kötülükten para kazanabiliyorsanız zaten işi çözmüşsünüz. Ya tabii şöyle, hani şimdi bakıyorsunuz işte ülke CDS'leri, kur tarafı, dünyadaki borsalardaki negatif seyir. Yani bu risk algısının bozulması bir kötü bir görüntü veriyor. Yani yoksa yukarı giderken de mesela açıkçılar için ya da ters pozisyon alanlar için piyasa hep kötü gibi gözüküyor. Evet. Ama biz hani algı açısından tabii bunu konuşuyoruz. Şunu ifade ediyorum yani. Cuma günü bu olayın gerçekleşmesi sonrasında bir hafta sonu hani tedirginliği ve hafta sonunda da aslında biraz daha böyle tedirginliğin arttığı, daha doğrusu tedirginlikten ziyade bilinmezliğin arttığı, yani bu tansiyonun ne kadar yükselebileceği konusunda bir belirsizlik var şu anda. O açıdan özellikle karlı olunan diyelim, yani belli bir dönem yükselmiş, bu hangi varlık sınıfı olursa olsun, burada kar realizasyonun gelmesi çok doğal. Şimdi Kutay'ın mesela siz program yaparken kulağıma yansıdı böyle. En son Amerikan tahvillerinden mesela bahsediyordu. Kesinlikle biz Çin-Amerika geriliminde olduğu gibi ki 2020'de bence İran-Amerika o risk sıralaması içerisinde ilk 3'e, ilk 5'e giren maddeler içerisindeydi. Çok hızlı yaşadık. Dolayısıyla bir tahvile yöneliş özellikle Amerikan tarafında var. Beraberinde dolara görmüyoruz Amerikan dolarında eskisi olduğu gibi. Çünkü orada son bir hafta içerisinde Amerikan ekonomisine dair de bazı sıkıntılar olabileceğine yönelik algı vardı. Dolayısıyla hala Amerikan tahvilleri güvenli liman gibi gözüküyor. Ve özellikle borsa satışlarının yurt dışında bize nazaran biraz daha sakin ilerlediğini daha görüyoruz. Daha sınırlı. Evet, ki onların da hızlı yükselmesine rağmen. Şöyle bir geriye dönüp ya da arkamıza yaslanıp şuna bakmak lazım. Her geçen saat veya gün içerisinde bu İran-Amerika belirsizliği eğer bu fiyatlamaları yaratıyorsa buradaki nasıl bir pozitif negatif gelişme olacak? Ama bunu şu anlamda da yani haber akışı değil, gerçeklik anlamında bakmak lazım. Yani işte şöyle yaparım, böyle ederimden ziyade gerçekleşmelerin olabilmesi. Dolayısıyla burada eğer bir tansiyon her geçen gün azalırsa o düzeltme ne diyelim hareketlerini biz işte o hafif yatay ve sonra tekrar pozitife dönmüş bir şekilde görebiliriz. Ama şöyle bir durum var ki 2020'nin hareketli geçeceğini en azından ilk haftasında çok hızlı görmüş olduk. Evet. Evet, yani ben şöyle söyleyeyim.
1485 dolar altında hani benim için bir göstergedir. Geçildiği zaman 70 ile 100 dolarlık bir hareketin ben 2020'nin genelinde olabileceğini düşünürken neredeyse bir hafta içerisinde o 100 dolarlık yukarı hareketi görmüş olduk. Görmüş olduk. Şimdi ben ve altının grafiğini rica edeceğim. Şimdi 1576 dolar yani bu fiyatlama şu an normal mi? Hani panik satışı diyoruz da bu da panik alışı mı? Yani hani tamam 1550 doları sizinle burada belki defalarca konuştuk ama evet. Size söylediğiniz gibi Tonguç Bey hep birçok kişi söyledi 2020 geneli yani 3 günde buraya gelmesi normal bir hareketleme, normal bir fiyatlama mı? Valla fiyat piyasada geçtiği sürece normal. Normal. Yani ona hani gelmiş bu, işlem geçiyor bu kötü artık mü bu iyi mi diyemiyoruz ama şöyle bir şey var. Bir kere 1525 doların üstünde şu an yaşadığımız herhalde işte 50-55 dolarlık hareket tamamen İran-Amerika gerilimiyle ilgili. Dolayısıyla bunu bu şekilde bir not etmek lazım. Yani yarın öbür gün burada gelişim iyi ya da kötü yönlü devam ettiği sürece dolayısıyla bu fiyatın üstüne ya da altına doğru bir düşünceye sahip olmak gerekiyor. Ama enteresan olan şuydu aslında, piyasa çok olumlu seyrederken yani yıl kapanışına doğru genelde ons altına şöyle hareket olur. Kasım ve Şubat ayları arasında bir yükseliş trendi olur. Yani bu 10 yılın 8'inde de böyledir. Geçen sene de buna benzer bir şey olmuştu. Ama bunu hep söyledik aslında. Ocak ayın mesela teknikte de baktığımızda her ocağı mesela son 5 yıldır en yükseğinde kapatmış, artı da kapatmış diye söylemiştik ama bunu tabii, kimse Kasım, beklemedi. Ama bunu kimse beklemedi herhalde. Bu ekstrem değil ama Kasım, Şubat böyle geçiyor. Ama şöyle bir enteresanlık var. Yani piyasaların bu kadar olumlu olduğu bir dönemde altının 1470 dolarlarda kalması ve sonrasında da yavaş yavaş bir pozisyonlanma olması altında. Yani hiç bu İran meselesi olmadan bile. Ya şimdi benim aklıma şu geliyor tabii. O benim de aklıma geliyor Tonguç Bey. O zaman siz söyleyin. Siz söyleyin. O benim de aklıma geliyor. Yani acaba İran meselesiyle ilgili doğru mu bilmiyorum. Eğer önden farklı bir konuysa. Önden fiyatlandı mı diyorsunuz? Önden fiyatlandı mı? Bu konuyla ilgili bir beklentim vardı. Çünkü çok net böyle bir operasyon olduğu zaman altını yükselebileceği. Ama yani bu biraz tabii böyle komple teorisine giriyor. Ama şeylere bakıyorum yani fonların altın tutma miktarına işte bu short long ya da kısa uzun pozisyonlar. Yani böyle altını 1470'den 1570'e getirmeden önce hani çok inanılmaz bir değişim yok. Yalnızca şunu gösteriyordu piyasa, ya bir şey olacak. Hani bir cisim yaklaşıyor, şeyi vardı ya, bir ne derler, sinema tabiri de var. Dolayısıyla orada bir sanki bir şey olacağının beklentisiyle, yani ortada hiçbir şey olmadan böyle bir fiyatlama oldu. Şimdi bu kişiler bu fiyatlamayı bundan sonrasında tahmin edebiliyorlarsa ve 1580 seviyeleri burada bir realizasyon için fırsatsa biz şöyle yapmamız lazım. Bunların hiçbirini bilmediğimiz için 1580 şu an için bizim üst noktamız. Burası geçilmezse 1555 var aşağıda ons altın fiyatları için. Her iki noktada da yukarı ya da aşağı geçildiği zaman siz alışınızı ya da satışınızı ona göre değerlendirmeniz lazım. Ama 1500 seviyelerinden alınan altınlarda bir kısmı bence 1580'de realize edebilir. Bu gram altında da 303 seviyeleri gibi gözüküyor şu an. Gram altını birazcık daha konuşalım ama isterseniz gerisine bir Viyopo açalım. Tonguç Bey, beklentiler dahilinde, beklentiler dahilinde diyeceğim. Çünkü bugün birazcık daha negatif başlamayı bekliyorduk. Aynen öyle oldu. %0,48 düşüşle başladık. 139.900 puan seviyesinden diyelim. Bu arada 139.250 şu an anlık olarak bir yok. Satış derinleşti. %0,70'lik bir düşüş evet. var an itibariyle. Dünyada hani fiyatlamalar negatif dedik. Asya'ya baktık. Çin haricinde her yer zaten kötü. ABD vadeliler keza aynı şekilde. O yüzden zaten beklentilerimizin dahiline negatif bir açılış oldu ama önemli olan işte tabii ki hani bu negatif sürecin nereye kadar devam edeceği. Hala daha baktığınızda değil mi size grafikten? Evet, hareketli evet. ortalamaların üzerindeyiz. Yani şu çok şey olmasın, hani bu bir iki günde biter. Yani yatırımcılar bazen şöyle bir yanılgıya da düşüyorlar. Hani yukarı giderken buradan döner ya da aşağı giderken şimdi dönecek. Şimdi bu dönme sinyalleri bakın inanın size mesela biz yılbaşında konuşuyorduk işte 110 bin ile 112 bin arası. Sonra dedik 103 bin, 113 bin ile 115 bin arası gibi. Hı hı. Şimdi bu noktalarda size aslında karınızı realize etmek için
bazı şeyler ve bir yatay hareketler görülüyor zaman zaman. Şimdi bu düşüş trendinde de burası 112.500 olabilir, 110.500 olabilir. Yani böyle 500'lü 300'lü söylemem nedeni de şu. Gerçekten endeksin böyle bu noktalarda şeyi var, destek direnci var. Dolayısıyla eğer o kapan olan 110.000'le diyelim 102.000 arasına düşerse endeks ve orada bir süre yatay seyrederse, yani burada aşağıda işte o dediğim 107.500 seviyeleri stoplu yeni bir alım dalgası, ama hisse senetlerinde son bir haftada bir değişim oluyordu. Yeniden seçerek yapmak lazım. Değişim oluyordu. Aslında tam hazır böyle BIST 30'a gelmeye başlamışlardı. Aynen. Ki. Aynen. Şimdi çok güzel. Çok güzel yakalamış. Ne diyorlar biliyor musunuz? Petkim'in laneti. Petkim evet. Dönmüştü. Bütün dünya Petkim'e karşı mı diyorlar? Tam Petkim döndüğü noktada geldi evet. Ya bu haber. Ama ya, tabii işin esprisi. Evet. Yani şu enteresan. Tam bizim konuştuklarımız böyle gerçekleşiyor gibiydi. Benim için hiç sıkıntı yok. Yani borsanın her zaman yani bence satış olması şu an ve İran geriliminin bu noktada 2020'de bir yerde sonlanabilmesi diyelim 10 gün içinde, 15 gün içinde yine de borsalar için daha bir ne diyelim sağlıklı süreci doğurabilir. Çünkü her zaman bir risk olarak o da masada olacaktı. Şu gerçekleşiyordu belki tam olarak piyasaları takip edemeyenler için. O ufak hisse senetleri dediğimiz hani BIST 100'ün dışındaki hisse senetlerinden bir süredir ne diyelim şeyinde duran, yuvasında sakin bir şekilde bekleyen işte Petkim, yatmış. Kardemir, Aselsan, tarzı bazı hisse senetlerine para girişi olmaya başlamış. Ve böyle kozayı kırmaya başladı. Evet. Yani tam dedik ki... Yani sağlıklı bir borsaya tekrar hani kenarda unutulan kağıtlar da ve burada acaba bir yabancı ilgisiyle birlikte, çünkü bazı hisse senetlerinde gerçekten yani tam olarak yabancı mı onu biraz takaslarda göreceğiz ama bir ilgisi gerçekleşiyordu. İnanılmaz bir para girişi o hisselere doğru oluyordu. Yani dolayısıyla şunu görüyorum, demek ki ana mantık 2020'de benzer olacak. Yani biraz daha BIST 30 veya 100 hisselerinde ucuz kalmış şirketlere bir talep olacak. Dolayısıyla düşüşlerde biraz daha yatırımcılar hani o ufak uçup kaçan hisselerden ziyade daha ana portföye dönmeye çalışmaları mantıklı olabilir. Çünkü orada kar realizasyonu artık çok sertleşebilir evet. Değil mi bu örnekleri? Yani bazı hisse gördüm. Senetlerinde ben açık söyleyeyim, yani tarihinde görmemiş... ben 20 senedir takip ettiğim hisse senedi 15 gün içinde ya da bir ay içinde ne bileyim o tarihi zirvesinin de neredeyse iki katına yaklaşmış. Şimdi bu yani piyasa değeri açısından hiçbir gelişme olmadan gerçekleşmesi biraz kenarda soru işareti, dur bakalım sakin olun demek gerekiyor. Şimdi size sorular var. Yabancının katılmamasına Songuç Bey'in yorumu ne der? Mesela işte Pelin Hanım demişler, bu Borsa İstanbul'daki fiyatlardaki, daha doğrusu endeksteki geri çekilme yabancıyı BIST'e çeker mi? Yani bence biz 115'te de onlar için çok ucuzuz. 110'da da emin olabilirsiniz. Yani ben diyorum evet. Ki 5000 puanlık bir geri çekilme, yabancı Borsa İstanbul 5000 puan düşmüş, hadi gideyim alayım der mi? Onu tam demez ama şunu diyebilir yabancı, ya bu ülkenin CDS'leri geçen sene 530-550 neyse tam hatırlam 500'ün üzerindeyken. 500'ün üzerine gördük Brent'in. Şimdi 275'ti diyebilir. Bu ülkenin faizleri geçen sene 25'ti, şimdi işte 12. İnanın mevduatta şu an 10 civarı. 10. Bu da bileşikte geliyor. Yani %15'inde çıktığınızda 8,5-9 diyelim. Hadi belki bankalara göre değişir reel olarak. Diyebilir. Bu ülkenin kuru bütün bu gelişmelere rağmen geçen sene tamamen enflasyonla birebir bir yükseliş gösterdi diyebilir. Ve bunları düşünerek evet dolar bazlı bu ülkenin endeksi de işte 1.8, 1.9 neyse. 2008 krizi fiyatlarına yakın, hemen diyebilir. Yakın bir yerlerde evet. Diyebilir. Şimdi onun için geldiğinde de likit hisselerdi. Ha, bankacılık sektörüyle ilgili her ne kadar işte bazı kredilerde sorunlar devam etse de birçok bankanın bedelli sermaye arttırma yaptığını, sermaye güncellemesi, karlarının işte temettü içinde kalması noktasında bir ne derler talep olduğu, sorunlu karşılıklar meselesi falan filan biraz daha sağlıklı bir sistem var diyebilir. Ve dolayısıyla bütün bu başlıklarla Borsa İstanbul'a gelebilir. Hatta 2020'de evet işte bu olumlu havamız devam ediyor ki ben devam edeceğini düşünüyorum.
Dolayısıyla burada Borsa İstanbul'un da getiri bazlı, dolar bazlı da iyi bir alternatif olacağını onlar da düşünecektir. Ama kaç tanesi düşünür? Şunu da düşünebilirler. Ocak 31'de başlayacak kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimsel değerlendirmelerinde özellikle Ağustos ayına kadar Türkiye'nin içinde bulunduğu Moody's'den ve Fitch'ten bekliyoruz. Evet, hem görünüm hem de not açısından bir iyileşmenin çok net olabilme ihtimalini de değerlendirebilirler. Dolayısıyla ben bir yabancı yatırımcıya bunları anlattığımda, ki o ben anlatmadan da aslında bunları zaten not almış oluyor. Ha doğru deyip diyebilirsiniz ki geçen sene niye gelmediler? Ama geçen sene bunların hepsinin olabileceğini, Türkiye'nin bunları başarabileceğini de çok düşünmediklerine inanıyorum. Dolayısıyla bu sene biraz daha farklı olabilir. Çünkü biz geçen sene aslında daha çok siyasi risklerimizle, jeopolitik konumuzla alakalı sorunlarla boğuşuyorduk. Yani yabancı hani burada endeks, ben 83 bindeyken, şimdi yabancı yerli gibi değil ki Tonguç Bey. Hani ben 83 bin endekste girmedim ya da 93 bin, hadi ikinci turu da kaçırdım. 110 binde gelmem, burası çok pahalandı diye zaten düşünmüyor. Dolar bazlı bakacak olursak, dolar da geldi 5.97'ye. Zaten yani endeks gittikçe dolar da gidiyor. Onun için değişen bir şey yok. Şunu da unutmayın. Yani mesela tam Borsa İstanbul kar marjı yüksek olabilir, onlar için cazip olabilir diyoruz ama bu yabancı dediğimiz kesim dünyada birçok borsada dolar ve euro bazlı da kazanç. Mesela şimdi S&P'ye attığın zaman parayı dolar bazlı da %12, %15 alabilirsin veya %25 alabilirsin. Veya euro tarafında işte DAX'a vesaireye, ne bileyim Japonya'ya falan bile attığında bu fonunu, hani ufak borsaları bir kenara koyuyorum. Yani dolar bazlı orada bir getiri şansı hala vardı. Ama burada biraz bu sene yavaşlama olduğunu gördüğünde alternatifler düşünecek. Ben demiyorum ki dünyadaki bütün fonların Türkiye'ye akıp da hani buradaki hisse senetlerine yatırım yapacak. Ama bizim klasik bir fon girişimiz var. 2-3 milyar dolar. Yani bu fon bile geldiğinde Borsa İstanbul'da kalıcı yükselişler olabiliyor. Dolayısıyla bunun olması da çok böyle uzak ihtimal gibi gözükmüyor şu an için. Bir taraftan isterseniz şöyle son 1-2 dakikamız varken bir dolara değinelim istiyorum. Yine iyi mi? Yani hani 5.97'lerde olması bu kadar siyasi risklere rağmen yine iyi mi Tonguç Bey? Ya da altının üzerine artık görmemiz kesinleşti gibi mi? Neden? Ya şimdi bir kere altının üzerine ben 2020'de göreceğiz. Yani enflasyon tarafında hatta bizim... Ama 2020'ye de geldik yani. Hep 2019'a diyordunuz. Şöyle yani bizim için sağlıklı olan 2019 gibi yine enflasyon kadar bir kur yükselişinin kademeli olarak gerçekleşmesi. Bu da aşağı yukarı aslında beklentilerle 6.45-6.50 seviyelerini yapıyor. Yani bu bizi tedirgin etmesin. Ama kurdaki oynaklığın, bakın bütün bu iç piyasanın ne diyelim, o şeyine rağmen, tedirginliğine rağmen CDS'ler Cuma galiba 285 gibi kapamış. Mesela kurda 8-9 gün 5.95 seviyelerine seyrettik. Şimdi Merkez Bankası şöyle bir şey yapıyor ilgili kurumlarla birlikte. Karşılıklar üzerinden politika uyguluyor. Aynı zamanda haftalık reponun haricinde swap piyasalarını da kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla şöyle bir, hani bizde alt bant, üst bant hikayesi var ya, şöyle bir durum var, hemen hızlıca bağlıyorum. Kurdaki oynaklık artmaya başladığı sürece o faiz oranıyla bunu dengelemeye çalışıyor. Dolayısıyla ben kurda şunu görebiliriz. Bugün mesela 5.99'u 6'lı seviyeler. Ama böyle 5.95-6 arasında da bugün kalacağını düşünüyorum. 5.95 aşağı kırılmadığı sürece bence alış pozisyonları, işte gün içi alış hareketleri falan bunlar yapılabilir. Ama yani yukarı yönlü hareketlerinde yine 2-3 kuruşu geçmeyeceği günlük hareketlerle olacağını düşünüyorum. İyinin sebebi şu dediğinizin yani şeyi. Evet iyi, çünkü kontrol altında tutabildiğimiz bir kur seviyemiz var en azından şu an için. Daha stabil. O yüzden yani, bu da birazcık daha rahatlatıyor. Ve yukarı hareketine de izin veriyoruz. Yani bu sabit kur gibi değil. Belli alternatiflerle biz bunları kuru belli noktada tutmaya başarabilme yetkimiz şu an için var. Tonguç Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel bir hafta olur. İnşallah herkes için bol kazançlı olsun. Sizin de ağzınıza sağlık.